geldiniz. Siz sınıfımıza hoş geldiniz. Siz de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün ben size biraz hazır bir tahtayla başladım. Tekrar edeceğimiz harfleri önceden hazırladım, yazdım. Beraber okuyalım. Sonra da bu kelimelerle çalışacağız. Hadi birlikte okuyalım bakalım. G harfinin sesi nasıl? G. Sesi nasıl? E. Sesi nasıl? L. Sesi nasıl? U. R. Sesi nasıl? G. G. İ. İ. Hadi şimdi seslerimizi okuyun bakalım sırayla. Aşağıda. Şöyle önce içinizden bir okuyun. İlkini okudum diyenlerin elini göreyim. Emine Hanım. Hatay. Hatay. Hatay bir şehir değil mi? Evet. Zaten ilk harfini de büyük yazdım. Evet. Bir şehir ismi olduğu, yani özel isim olduğu için. Bir sonrakini kim okudu? Fadime Hanım. Halleri. Halleri. Bakın bu geçen derste çalıştığımız bir hecenin aynı sesle, bir sesle bitip ikinci onu takip eden hecenin gene aynı sesle, yani aynı harfle başlaması durumunu bir daha görüyoruz. Bir daha okuyor bize Fadime Hanım. Halleri. Halleri, evet. Bir sonraki kelimeyi Sultan Hanım, buyurun. İlginç. 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 Bu kelimenin de bir farklılığı var. Bakın son iki sesi, son iki harfi sessiz harf. İlginç. Peki son kelimeyi Rukiye Hanım. Güney. Güney. Hani yönlerden biri. Kuzey, güney deriz. Onun gibi yönlerden bir tanesi. Şimdi hadi açın defterlerinizi. Siz de bizimle birlikte açın defterlerinizi. Biraz yazı çalışması yapalım. Önce kelime yazalım, sonra cümleler yazalım. İlk kelimemi söylüyorum. Hayal. Hayal kurmak gibi. Hayal. Hayal. Yazdık mı? Hayal. 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 Peki buyurun Sultan Sultan Hanım, elinize sağlık. Hayal doğru oldu değil mi? Hayal, siz de böyle yazdınız değil mi? Ha-yal. İki hecemiz, iki seslimiz var. Sultan Hanım da çok doğru yazdı. Devam edelim. Bir kelime daha. Gayret.
Gayret. Gayret. İlk sese dikkatinizi çekmek istiyorum. G. G. Gayret. Evet. Gayret şimdi. Ret. Kaç hece? Gayret. İki hece. Demek ki iki sesli olacak. Gay. 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 Ye oluyor. İşte böyle. Yazdım ben tahtaya yazayım diyen var mı? Kim yazmak ister tahtaya? Gayret. Çiçek Hanım oldu. Gayret. Doğru. Hadi tahtaya yaz. Gayret doğru olmuş. Bakayım. Gay. İlk hece gay. Bakın g sesiyle başladık. Onun için g harfiyle. Gay. İlk hece gay. İkincisi ret. Ret. Evet. Teşekkür ederiz Çiçek Hanım. Gayret. Şimdi gelin cümle yazalım. İki tane cümle söyleyeceğim size. Onları yazalım. Ama önce cümleyi nasıl yazıyorduk unutmayalım. Biraz uzun cümleler söyleyeceğim. Onun için kelimelerin arasını mutlaka açın ki okunur olsun. İlk harfiniz büyük olsun. Sonuna noktanızı koyun. Kelimelerin arasına mutlaka da ara verin. Hadi bakalım ilk cümleyi söylüyorum. Kardeşim her bayram kart yollar. Kardeşim her bayram kart yollar. Kelimelerle tek tek uğraşın. Bir kelimeyi doğru yazdığınızdan emin olmadan bir sonrakine geçmeyin. Karıştırırsınız. Önce kardeşim. Kar. Kar. De. Şim. D. Kar. De. Kardeşim çok güzel olmuş. Bir tek şurada bir noktası değil mi? İnce. Kardeşim. Bakayım. Bu büyük K mi? Cümlenin ilk harfi. Onu mutlaka büyük yapıyoruz. Gerisi. Kardeş. Oldu. Şunu bir silip büyük yaparsan olacak. Her. O da olmuş. Şimdi bayram. Kardeşim her bayram çok güzel. Kart yollar. Cümleyi bir daha tekrar edeyim mi? Unutmuş olabilir misiniz? Kardeşim her bayram kart yollar. Her bayram kart yollar. Bitiren var mı? Kar. Kart. Kartı yazarken dikkat edin. Kart. Sonunda iki sessiz yan yana. Kart. Bakayım. Kart. R var mı seninki? Bana mı hocam? Bana hayır değil. Bana. Kardeşim her bayram kart yollar. Hocam,
hazır mı? Tamam. Yollar. Yollar. Dikkat. Yavaş yavaş tahtaya ben yazayım diyorum. Evet. Her bay. Bak bay. Evet, o arada lazım. İlkece bay. Hadi bakalım. Birlikte şimdi kontrol yapalım mı? Siz de bizimle birlikte yazdığınızı kontrol edin bakalım. İlk kelimem neydi? Kardeşim. Onun ilk harfi nasıl olacak? Büyük. Çünkü cümlenin ilk harfi. Kardeşim. Kardeşim. Üç heceli bir kelime. Her. Biraz ara verdim ama değil mi? Okunsun diye. Şimdi her yazacağım. Her. Gene biraz ara. Bayram. Bayram. Ne yazacağım şimdi? Kart yazacağım. Dikkat edin dediğim kelimelerdendi. Kart. Tek hece ama dört sesli. Kart. Yollar. Sonuna da nokta koydum. Ve yan yana gelince biraz çetirişmiyor. Şu gene değil mi? Evet, orada işte iyi söylerseniz, söylerken ağzımızdan seslerin çıktığının, hangi sırayla çıktığının, hangi sesin, hangi harfin sesi olduğunu takip ederek yazarsanız yanılmazsınız. Tamam mı herkes, düzeltti mi? Dinliyor mu beni? Bu da uzun, zorca bir cümle. Dikkatle dinleyin. Siz de dikkatle dinleyin. Uzun bir cümle. Ödediğimiz vergilerle yeni yollar yapıldı. Ödediğimiz vergilerle yeni yollar yapıldı. Önce ödediğimiz yazmaya çalışın. Zaten en zor kelime de bu. Ödediğimiz. O zor ses bile var bunun içinde. Ödediğimiz. Bu şey olduğu için konu büyük harfle başlıyor. Tabii. İlk harf büyük. Hangi kelime olursa olsun cümlenin ilk harfi büyük. Ödediğimiz vergilerle yeni yollar yapıldı. İlk kelime, en dikkatle yazmanız gereken kelime. Ödedim. Şuna gerek yok. İlk hece ö sadece. Ö. Yanında başka ses yok. Ö. Sonra d. Ö, d, di. Şuraya, bunlardan evvel gelecek bir sürü ses var. Onları bir sil bence. Ö, d, di. Şimdi yi. Yi. Hani o zor harf, zor ses var. I-ı. Yumuşağı var hani onun. Yi. Yi dediğimiz. Ah derken duyduğumuz ses. İşte o. Şimdi yi. Yanına yi. Ama hani büyüktü ilk harfimiz? Cümlenin ilk harfi değil mi o? Onun için büyük olmayacak mı? Peki ilk hece neymiş? Ö. Ö. Evet. Ö. Evet. Takip edebiliyor musunuz siz de bizi? Ödediğimiz zor bir kelime. Onu yazmak için
İlk önce onu bitirdiğinizden emin olun. Ö, de, di, yi, mis. İlk önce ö, tek başına ö. Evet. Ödediğimiz. Ödediğimizi bitiren var mı bakayım? Hocam doğruysa vergi bir sene vergi. G. Ben bunu da zor mu oldu? İsterseniz yavaş yavaş ben yazayım, beraber yapalım mı? Ne dersiniz? Hadi siz de bizi takip edin. Beraber yazalım. Zorlukları beraber çözelim. Olur mu? Siz de bizimle takip edin. Birlikte yazalım. Zor bir cümleydi dedim. Evet, evet zor bir cümleydi. Gelin şimdi ilk sanki kelime kelime yapıyor gibi yapalım. Gelin ödediğimize bir el çırpalım. Kaç tane? Ö, de, di, mi, mis. Kaç kere çırptık? Beş kere el çırptık. Demek ki uzun. Bir de zor sesler içeren evet. Bir kelime bu. Yazıyorum. İlk hecem neydi? Ö. Büyük yazacağım. Çünkü cümlenin ilk harfi. Artık bunu unutmamamız lazım. Hala unutuyoruz, unutmamamız lazım. Cümle yazarken hangi kelime olursa olsun, özel isim olması gerekmiyor. İlk harf büyük. Ö. İlk hecemdi. Şimdi... De, sonra di, şimdi o zor ses geliyor bakın, di. Evet, aynı yumuşak g'yi ben. Evet, yumuşak g var. Ne oldu bakın? Evet. Ö, de, di, i, mis. Aslında duyuruyor kendini de. İşte hep diyorum, evet. Söyleyin. Ağzınızdan çıkan sesi çıktığı sırayla kayıt edin. O zaman yazmış olacaksınız. O zaman doğru yazmış olacaksınız. Ödediğimiz biraz aralık verdim. Vergilerle. O da uzun. Vergilerle. O da dört hece. Hadi bakalım. Şimdi ilk heceyi yazıyoruz. Ver. Gi. 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 Ler. Le, vergilerle, yeni, yollar, yeni yollar yapıldı. Takip edebiliyor musunuz? Yollar zaten demin yazdığımız kelime yapıldı. Bir dakikalığına dikkatinizi istiyorum. Sizden de lütfen tahtaya bakmanızı dikkatle istiyorum. Bakın ilk cümlemiz neydi? Kardeşim her bayram kart yollar. Burada ise ödediğimiz vergilerle yeni yollar yapıldı. Bakın yazım olarak hiçbir farkı yok. Tamamen aynı yazıyoruz ama anlam ne kadar farklı? Burada kart yolluyor yani gönderiyor anlamında. Burada da yol, arabalarla geçtiğimiz yollar. Hadi son toparlamalarınızı yapın artık matematiğe geçelim. Evet, siz cümleleri yazarken ben... Harfleri sileyim. Silebilir miyim artık tahtayı? Herkes evet, tamam mı? Hocam, hadi silelim bakalım. Silme hocam. Silme hocam. Neresi kaldı Sultan Hanım? En son mu? Neresi? Yapıldı. Ben sana yazdırırım yanına gel. Peki, matematiğe geçelim. Matematikte bugün biraz işlem yapalım istiyorum. Büyük sayılarla toplama yapalım. İlk toplamayı
tahtaya yazıyorum. 317 yazacağım. 317. 100 olunca zaten biliyorduk ki 3 hane var, değil mi? 317. Peki onu kaçla topluyormuşum? Bunu size okuyun bakalım. Kaç bu? 2 tane yüzüm var. 252. Toplayacağım onları. Toplamak için işaretimi koydum, artı işaretimi. Hep buradan başlayarak bu tarafa doğru gideceğim. Önce 7 ile 2'yi topladım. Kaç etti? 9. 1, 5 daha. 6. 3, 2 daha. 5. Neymiş toplamanın sonucu? 569. Peki, şimdi bir toplama daha yazacağım size. Bakalım kaçla kaçı toplayacakmışız. Okuyun bakalım kaç oldu? 562. Burayı tutalım. Arada boşluk olduğuna göre 1000 diyeceğiz. 5462. Altına gene bir binli sayı yazıyorum. Bunu da okuyalım. 2215. İşaretimi koydum, toplama yapıyorum. Gene bu taraftan bu tarafa gittim. 2, 5 daha? 7. 6, 1 daha? 7. Hep altlarına yazıyorum, dikkat edin, kaydırmıyorum. 4, 2 daha? 6. 5, 2 daha 7. 5, 2 daha 7. Ne etti toplamamızın sonucu? 7677. Gelin bir tane de 100 binli bir sayı toplayalım. Ne dersiniz? 3. Arada bakın boşluk var. Demek ki bu taraf 1. Şimdi okuyun bakalım. Şu kaç? 100. 20, evet, 127.000. Şimdi gene 100 ile okuyun. 380. Evet. Onunla bakalım kaçı toplayacakmışız? Kaçı toplayacakmışız? 2117. Toplama işaretini koyduk, çizgimizi çektik. Gene buradan toplamaya başladık. 0, 7 daha? 7. 7. Çünkü 0 hiçbir şey değil. 8, 1 daha? 9. 3, 1 daha? 4. Geldik binler tarafına. 7, 2 daha? 9. Buraya geldik. Baktık bunun altında toplayacağımız hiçbir sayı yok. O zaman ne yapıyoruz? Sanki hiç burada bir işlem yapmamışız gibi bu sayıyı aynen aşağıya indiriyoruz. Geldik. Burada da aynı şey var. O zaman biri de aşağıya indirdim. Aynısını aşağıya yazdım. Neymiş toplamamızın sonucu? 129.497. Doğru. 129.497. Evet. Evet. 3 tane büyük sayıyla toplama yaptık. Bugünkü matematik dersimiz burada bitti. Matematikle birlikte dersimiz de bitti. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.